Üstad Bediüzzaman Hazretleri 1919'da adeta İslam aleminin bittiği dönem, Mondros imzalanmış, İslam parça parça olmuş, dağıtmışlar her tarafı masa üstünde. Ondan sonra böyle bir vakitte diyor ki nevm ile yakaza alemine girdim. Uyku aleminde yakaza alemine girdim, uyanıklık alemine girdim. Uyku vasıtasıyla manevi bir alem. Emsani dünyada görmediğim selefi salihinden zatlar var, geçmiş asırlarda yaşamış büyük zatlar var. İslam mukadderatıyla alakalı konuşuyorlar. Ben de orada bulundum. Asr-ı hazır mebusu sıfatıyla. Yani şimdiki asrın mebusu, vekili sıfatıyla bulundum. Ama dünyada emsani görmediğim mübarek zatlar var. Ben de orada biraz da çekindim. Kapıda durdum, hicap ettim. Oradan birisi dedi, ey helaket ve felaket asrın adamı. Senin dereyin var, fikrini beyan et. Dedim, sorun cevap vereyim. Sordu birisi. Galibiyette ne olurdu, mağlubiyette ne olacak? Şu anda mağlup oldunuz, durum ne olacak? Üstadistler de cevap veriyor. Musibet şerri mahz olmadığı için, yani sırf şer olmadığı için musibet, bazen saadette felaket olduğu gibi felaketten dahi saadet çıkar. Ne güzel değil mi? Ya musibet sırf şer olmadığı için, %100 şer olmadığı için bazen saadetten felaket çıkar, bazen de felaketten saadet çıkar. Mesela saadetten ne çıkıyor? Bir adam diyelim mesela gayet güçlü, kuvvetli, zulmedebiliyor. Ama diyelim mesela gücü kuvveti olmayan, zayıf hasta olan bir insan gidip de kimse zulmedemez. Mesela bir zengin fevkalade müsrif olabiliyor. Ama diyelim mesela fakir olup ancak evine ihtiyacı gören bir insan o kadar lüks davranamaz. Yani şuzuzat kabiliğinden istisnai şeyler bahsimizden hariç genel manadaki şey söyleyeyim. Ubudiyette hakeze, başka şeylerde hakeze ila ahir. Üstad seni bu hükmü veriyor. Şayet ölsek diyor, Birinci Dünya Savaşı'nın sonu. Şayet ölsek 20 öleceğiz, 300 dirileceğiz. İnşallah. Harikalar asrındayız. Hala Türkiye'nin ya küçük bir siyasi inkılap oluyor bir şehirde. Acaba battık mı? Ya her şeyin fiilen bittiği vakitte bile Bediüzzaman gibi bir zatın sözlerine bir kulak verebilsek o zaman da bile nasıl ümitler veriyor? Ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek gürsada İslam'ın sahadası olacaktır diyor. Siyasetin değişmesinden dolayı dininden havf eden, korkan insanların dindeki hissesi Beytül Ankebut gibi kıymetsiz ve değersizdir diyor. Ya Beytül Ankebut, örümcek ağı gibi. Bir parmakla bakıyorsun ki onun gariban bir aydır döşediği bütün yuvasını dağıtabiliyorsun. Dinde siyasi inkılap oldu, biz de kaybedeceğiz diyen insanların dindeki hissesi budur arkadaşlar. Biz diyelim mesela şu partiyle bu ülkede dini yaşamadık ki o partinin gitmesiyle dinimiz haşa bitsin sönsün yani. Ya biz kendimize güveneceğiz. Bizden evvel Allah'ımıza, Rabbimize güveneceğiz. Çalışacağız. Cenab-ı Hak ne verirse hakkımıza hayırdır diyeceğiz. Çalışmamaktan korkacağız. Vicdanen rahatsız ise korkacağız. Vicdanen rahatsak hiçbir şeyden korkmayalım. Netice ala külli hal bizim lehimize dönecek inşallah. Mesela öyle bakacağız. 2-3 sene mevtten sonra meydanda dirilenler var. Biz bu mağlubiyetle bir saadeti acile-i muvakkate kaybettik. Biz bu Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmekle geçici olan şimdiki saadeti kaybettik. Sıkıntıya girdik. Fakat müjde ya. Bakış açısı. Musibetin arkasındaki nimet. Bir saadeti acile-i müstemirre bizi bekliyor. Devamlı olan ve daha sonra verilecek büyük bir saadeti inşallah kazanacağız diyor. Günümüzde yaşanması gereken bir saadeti kaybettik. Bu dünya savaşıyla sıkıntıya girdik. Ama istikbalde daha geniş, daha müstemir, yani tam böyle yerde duran, ayakları yere basan ciddi bir saadet bizi bekliyor diyor. Ya. Bakın aynı bahsin hemen sonunda az bir şey. Peki mükafatınız nedir diyorlar. Mükafat-ı hazıramız ise fasık, günahkar bir milletten, bakın namazı terk eden, orucu terk eden, haccı terk eden, ibadetleri terk eden ve dinde lakaytlaşmış olan
böyle fasık bir milletten humsu olan, beşte biri olan 4 milyonu velayet derecesine çıkardı. Çünkü şehit velidir. Allah fasık bir milletten şehit çıkarıyor. Gazilik, şehadetlik verdi. Müşterek hatadan neşet eden, yani ortak hatadan meydana gelen müşterek musibet, ortak musibet, mazi günahını sildi inşallah. Allah koca Osmanlı'nın günahlarını Birinci Dünya Savaşı'ndaki o telef olan şehitlerin o cepheden cepheye koşan gazilerin hürmetine Allah sildi. Peki bu musibet ne oldu? Bu musibet, zahiren musibet, hakikatta Allah'ın bir rahmeti oldu. Niye? Fasık bir millet. Çünkü rahatlık olan bir ortamda insanlar oluk oluk cehenneme akmaya başlamışken böyle bir sıkıntıyla Allah bizden gaziler, şehitler edindi ve oradaki insanlar da biraz daha dinlerine dönme fırsatı durumu buldu. Elhamdülillah.